Osman kaç gündür işe uğramıyor. Ve telefon da etmedi. Merak ettim doğrusu. Bir aksilik yoktur umarım ha. Çünkü en son gördüğümde hali hiç iyi değildi. Dün buradaydı. Dün burada mıydı? Buraya uğruyor. Yazıhaneye niye gelmiyor? Orhan durumlar biraz karışık. Bekir yeniden çıkmış ortaya. Filip benden silah istedi. Silah falan vermedin değil mi Kartal? Verdim tabii. Bekir serserisine güven olur mu? Madem düşecek peşine, onun da kendini koruması lazım değil mi? Yok. Yok, bu resmen saçmalık. Ya bunlar boşanmak üzere değil mi? Ne diye hala Bekir'in peşinde koşuyor Orhan? Onun öyle demesine bakma sen. Boşanma falan hikaye. Adam ölümü göze almış. Bırakır mı kızı? O yüzden mi karısı hizmetçilik yapıyor yani? Hizmetçilik mi? Neyse. Öylesine dedim zaten. Zaten konumuz o değil şu an. Ben en iyisi bir Orhanlara gidip durumu öğreneyim. Figen bir dur şimdi. Bak zaten evin durumlarını bilmiyoruz. Bir de sen karıştırma ortalığı. Orhan akıllı çocuktur. Meselesini halledip çıkar gelir birkaç güne. O zamana kadar bekleyebilirsin değil mi? Tabii bekleyebilirim Kartal. Elbette beklerim. Ama beklemeyeceğim. Çünkü artık birinin Orhan'a tek kişinin hasret olmadığını söylemesi lazım değil mi? Bak görüyor musun? Sanki biliyormuşum gibi konuşmuşum. Adam açıkça söylemiş. Ay karın bana geldi demiş. Yok yok, Orhan bu kadarını kaldıramaz. Zaten onu çoktan anasını kapısının önüne koymuştur da. Benim korkum ne biliyor musun? Yine o Bekir'in yanına gitti diye. E Orhan bu, yapar mı yapar. Zaten adamdan hırsını alamadı. Yok böyle beklemekle olmayacak. Ben gidip bir bakınayım. Önce bir Ayfer Hanımlara uğrayayım. Bakalım hasret orada mı? Nereye gidiyorsun bey? Ne hasreti? Sen gideceksen eğer Bekir'in dükkanına git. Oğlumuz elini kana bulamadan git onu kurtar. Hadi acele et. Orhan, oğlum. Geç hasret. Neredeydiniz bu saate kadar? Merak edilecek bir şey yok baba, geldik işte. Hasret, annem de gelmiş, bir hoş geldin de istersen. Öpeyim anne. İstemez. Neriman. Elini ver kıza. Oğlumu verdim, yetmedi mi? Daha ne istiyor ha? Anne. Maazallah. Oğlumdan oldum. Bir de elimden olurum sonra. Hadi gel biz de yukarı çıkalım. Orhan. Odada konuşuruz Hasret. Hadi. Thank you.
Yanlış yaptık biz. Hasret. Biz seninle konuştuk değil mi? Bir karar verdik. Bir daha sakın böyle şeyler duymayayım ağzından. Annen de haklı. Beni bu eve getirdiğinden beri başım beladan kurtulmadı. Sen boş ver onu. O da birkaç güne sorur. Sen buraya ilk geldiğin gün ben sana bir söz verdim. Almanya'ya gidene kadar bu ev senin evin dedim. Eğer kalmak istiyorum dersen ona da bir çare bulunur. Yani diyorum ki Hasret, senin için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Söz verdiğin gibi. Sağ ol. Biliyorum ama... Hasret, hemen cevap verme. Daha zamanımız var. Düşün, taşın da öyle ver kararını. Ne diyeyim? Bilmiyorum ki. Ben diyeyim o zaman senin için. Evine hoş geldin. Gel. Kusura bakmayın rahatsız ettim ama yemek hazır olmak üzere. Haber vereyim dedim. Tamam Kerim'e. Tamam, geliyoruz biz birazdan. Olmasın gel. Ayıbı biliyor yani ha? Biliyorsa bravo. Senin dediğin gibi bir durum olsa başta Orhan istemez. Demek ki güveniyor karısına. Bize laf düşmez artık. Ah Cemal Bey. Bize ne zaman laf düştü ki ha? Ne zaman ana baba gibi saydılar bizi? Bize anca hastane köşelerinde ya da karakolda laf düştü. Ya. Sen anasın. Affedeceksin. İdare edeceksin. Onlar hata yapsa bile sen üstünü örteceksin. Af da ettim, idare de ettim. Kalk gidelim, evi onlara bırakalım dedin. Ona da peki dedim. Ama Orhan adı çıkmış o kızı bu eve geri getirmeyecekti. İşte bunu affedemiyorum. Ne onu ne de o gelin müsveddesini affetmeyeceğim. Sen de üstüme gelme Cemal Bey. Gelme. Buyur baba, çorbanı doldurdum. Sağ ol kızım. Annem gelmiyor mu? Şimdi yemeyecek o. Sonra acıkınca yer. Ben bir tepsiye koyup çıkarayım. Gerek yok Hasret. Boş ver, istemiyormuş işte. Olsun, ben hazırlayıp götüreyim. Canı isterse yer.
Perihan yedi mi? Ben götürdüm onun yemeğini. Ne zaman çıkacakmış acaba Alçı? Yarın kontrolü var. Bakalım doktor ne diyecek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Figen'in sesi bu. Figen? Bir şey mi oldu? Kaç gündür işe gelmiyorsun Orhan. Daha ne olsun? Yani sizi de rahatsız ettim ama merak ettim. Müsait değilsiniz herhalde. Yok. Müsaitiz. Müsaitiz ama hani böyle birden karşımda görünce şaşırdım ben de tabii. Biz de yemek yiyorduk. İster misin? Buraya kadar gelmişken bir 5 dakika oturayım o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Son görüşmemizden sonra seni burada görmek beni çok şaşırttı doğrusu. Çok şükür gelinimiz eve döndü. Bizim de yüzümüz güldü. Ne diyeyim? Gözünüz aydın. Hadi kızım sen yemeğe yukarı çıkar. Kerim. Figen'e bir servis aç sen de. Tabii. Teşekkürler. Yani çok kalmayacağım ama bir çorbanızı içerim ben de. Gel. Yemeyeceğim demişsiniz ama ben yine de getirdim. Hiç şaşırmadım. Ne desem tersini yapıyorsun zaten. Gel. Madem yukarı çıktın, gel. Bu eve ilk geldiğin gün sana laf geçiremeyeceğimi anlamıştım zaten. İşte o yüzden şimdi seninle başka türlü konuşacağım. Bana bak. Bu ses neydi? Bir şey devrildi galiba. Duydun mu beni? Bir daha benim kapımı çalmayacaksın. Yemek falan getirmeyeceksin. Yemeyeceğim senin yemeğini. Gurursuz şey. Yürü şimdi hadi. Ne? Bırak kızı, bırak. Geç şöyle asıl. Bunu sen mi yolladın yukarı, ha? Kerime. Hasret, gel üstünü temizleyelim. Hanım sen ne yapıyorsun? Ben söyledim. Eğer burada kalacaksa bundan sonra böyle. Sen de kusura bakma kızım. Orhan, bak mevzuyu bilmiyorum ama istersen annenle konuşabilirim çıkıp. Figen sen gitsen iyi olacak. Tamam, sen nasıl istiyorsan. Belki bir yardımım dokunur diye düşünmüştüm ben. Yazıhanede görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler kızım. Tamam.
Annem nasıl böyle bir şey yapar baba? Nasıl böyle bir şey yapar? Dur oğlum. Ben annenle konuşacağım. Sen git karınla ilgilen. Yok. Bu böyle silmeyle olmaz ki. Üstüm başım evde kaldı. İyi misin sen? Yok bir şeyim. Ben gidip giyecek bir şeyler hazırlayayım. Üstünü değiştirirsin sen. Nasıl oldu bu? Nasıl döküldü? Hepsi elimden kaydı. Annem niye bağırdı o zaman Hasret? O yemek götürdüm diye sinirlendi sadece. Bu sefer gerçekten haddini aştı. Orhan, bir şey deme ne olur. Bakayım. Canın yandı mı? Önemli değil. Çorba döküldü sadece. Kızarmış. Merhem sürmemiz lazım buna. Benimkilerden birkaç kıyafet koydum odana. Hadi git değiştir sen üstünü. Vallahi Figen Hanım'ın geldiğini duymadım Cemal Bey. Hoş duysam da kendime mukayyet olamazdım ya. Çok sinirlendim Cemal Bey. Bu yemeği vallahi inadına getirdi buraya. Sırf beni sinir etmek için. Hoş onu da taşıyamadı ya. Gösteriş olsun diye. Sırf... Bak, ben senin burnunun dibinde böyle dolanırım, sen de bana bakarsın ama bir şey yapamazsın dedi resmen. Tek mesele Figen öyle mi? Ona ayıp oldu mu, olmadı mı? Sabah gelinin yüzüne nasıl bakacaksın? Bakmayacağım ki. Haklısın. Ben de aynı kanaate vardım artık. Sen bu kızla bu evde beraber duramayacaksın. Ha şunu bileydin Cemal Bey. Ha. Sakın beni bir daha oraya buraya göndermeye kalkma. Evimden adımımı dışarı atmayacağım. Terk etmeyeceğim evimi bu sefer. Sen gitmeyeceksin. Oğlunla gelinin gidecek bu sefer. Oğlum mu? Ne diyorsun sen? Bir daha böyle bir olay vuku bulursa konuşacağım Orhan'la. Gitsin ayrı ev tutsun karısıyla. Cemal Bey. Bak Orhan'ın kafasına böyle bir şey sokarsan yemin ederim ahirette böyle iki elim yakana yapışır. Sen de o zaman ona göre denk al ayağını. Oğlunla gelinini kaybetmek istemiyorsan ona göre davran. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan. Amadanalı, paşam Adanalı, evde duramıyor. Oo, Figen Hanımcığım hoş geldin. Hay Allah, yakalandık görüyor musun? Akşamüstü akşamüstü öyle bir neşe var ki içimde, sorma gitsin. Neşeni kaçırmak gibi olmasın Bekir. Ama... Haberler hiç iyi değil. Nasıl olacak böyle? Benim yüzümden huzuru kaçtı ev.
Bir tek bunu bulabildik Ezra dolabında. Zahmet etmişsin. Ben süreyim. Öyle olmaz. Olmaz öyle. Dur, 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 dur. Ver bana. Acıyor mu hala? Biraz. Bir sürelim. İyi gelir. Hasret oranlarda ha. Ne gurursuz herif be. Demek ki yaptığın planların hiçbiri bir işe yaramadı Bekir. Daha ne yapacaktım Figen Hanım? Orhan Efendi kendi gözüyle gördü karısının pansiyona girip çıktığını. Yüzüne yüzüne söyledim. Karın geldi bana yalvardı, ayaklarıma kapandı da seni o şekilde saldılar diye. Tamam Bekir, bırak şimdi hayıflanmayı olur mu? Belli ki Orhan inanmamış. Karısının bunun için ne bedel ödediğini bilmiyor tabii. Al ettim de söylemedim be. Keşke söyleseymişim. Figen Hanımcığım, iki gözüm önüme aksın ki bu kız beni aradı. Yazıhanedeysen geliyorum dedi. Aha da burada buluştuk işte. Tamam, işin o kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Benim asıl anlamadığım şey, bu kız iki gün öncesine kadar iş arıyordu. Ney ney? İş mi arıyordu? Evet, hizmetçilik. Tövbe estağfurullah. Sen nereden biliyorsun peki bunu? Tahmin et nerede rastlaştık Hasret'le? Annemde. Ne var? İzninizle ben çıkıyorum Gönül Hanım. İhtiyacınız varsa kalabilirim ama. Yok. İstemez. Ha. Gitmeden bir şey söylemem gerek sana. Şu kız. Önce olur gibi geldi ama olmaz. Çalışamaz o bu evde. Ne o ne de bir başkası. Artık sinirlerim kaldırmıyor. Bir daha bu bahsi açma lütfen. O halde Figen Hanım'ı arayıp her şeyi anlatmak durumundayım. Fuat, sen beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah Gönül Hanım. Açık açık söylüyorum. İsterseniz kovun beni. Ama bu meseleye bir çare bulmamız lazım. Siz tercih edin. Figen Hanım'a hastalığınızı anlatayım mı? Yoksa şu gariban kızı denemek ister misiniz İsmetçi olarak? Gönül Hanım ne yapmış peki? Almış mı şey kızı? Annem öyle her önüne geleni beğenseydi. Hasreti görmesiyle kapıyı göstermesi bir olmuştur bence. Kızın müşkülünü kullanmış belli ki. Yoksa onca şeyden sonra ne diye Orhan Efendi'nin peşine takılıp da gidecek? Bekir, artık kendini kandırmayı bırak olur mu? Bu çocukça oyunlara da bir son ver. Belli ki ikisini bir arada tutan başka bir şey var. Sen ne demeye çalışıyorsun Figen Hanım?
He? Ya çok affedersin ama bunlar daha aynı yatağa bile girmiyorlar ki. Benim bahsettiğim çok daha tehlikeli bir şey Bekir. Sana bunca deliliği yaptıran şey aşk yani. Sen aşktan daha tehlikeli bir şey biliyor musun? Biliyorum elbet. Biliyorum. Aşktan daha tehlikeli bir şey var. İntikam. Dur. Dur, dikkat et. Hasret. Hasret yapma. Dur. Dur. Hasret. Ben varken olmaz. Affedecek misin beni? Asıl sen affet beni. Asıl sen affet. Şüphe ettim senden. Çok geç kaldım elini tutmak için. Doğru mu söylüyorum? Kızım bağırmayacak mı bana? Yok. Yok, bağırmayacağım. Sonunda inandın ya bana. Daha da başka bir şey istemiyorum. İstiyorum ama. Unutalım bunları, tamam mı? Hiç yaşamamış sayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne yapıyorsun? Yatağını açıyorum. Kolum böyleyken mi? Ben hallederim. Bir şey yok, acımıyor zaten, geçti bile. Hallediyorum ben işte.
İstersen ben de yatabilirim. Burada. Sen yatağa geç. Ha. Böyle eskisi gibi oldu işte. Hani durmaz dönerdi dünya,
biz deliz sevdalıydı. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrıldık. Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandık. Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki anlat. Hasret. Hasret. Erken zaten daha. Uyusana çıkalım. Ben işe gideceğim de uyandığında beni göremezsen merak edersin diye haber vereyim dedim. İyi yaptın. Var mı benden istediğin bir şey? Yok, canın sağ ol. Evde huzursuz olurum. Gitme diyorsan gitmeyebilirim işe. Lüzum yok. Kaç gündür işe gitmiyor musun zaten? Benim lüzumdan işinden geri kalma. O zaman annemle karşı karşıya gelmemeye çalış. Olur da bir şey söylerse de kulak asma. Anlaştık mı? Merak etme. Şey, Orhan. Yüzüğümü bırakmışsın. Teşekkür ederim. Peria'nın kontrolü varmış galiba bugün. Ben götüreyim sizi, beraber gidelim. Lüzumu yok. Biz hallederiz. Günaydın demedin. Bari hoşça kal deseydin annene ha? Hoşça kal anne. Bir gecede nasıl zehirledi oğlum? Ben çıkıyorum Gönül Hanım. Nereye? Onu siz söyleyeceksiniz.
Figen Hanım'a mı gideyim yoksa hasretlenen o kızcağıza mı? Bile üzülemedim bu hasretin derdinden. Sen taksiye haber verdin mi? Arif abi gelir birazdan. Ya anne, biz nasıl göndereceğiz Perihan'ı İzmit'e? Ya kim bırakacak ki? Kızım, Şöhret eniştene söylerim, o bırakır. İşki alçısı çıksın. Ondan sonra gözünün yaşına bile bakmadan bindireceğim otobüse. Sonra da geleceğim, şu hasretin icabına bakacağım. Anne, ne istiyorsun şu kızdan anlamıyorum. Ne mi istiyorum? Görmüyor musun? İlk günden daha hepimizi bir köşeye savurdu musibet. Ana ile oğlu birbirine kırdıracak sonra. Ya kızın kötü bir niyeti yoktu ki. Sadece senin gönlün olsun diye yemek getirmek istedi, o kadar. Hani işte hepinizi böyle kandırıyor. Geliyor, ortalarda dolanıyor, iyilik yapıyormuş gibi Orhan'ın gözünü boyuyor. Bak, o buradayken halanlarla birbirimizi kesiyorduk. Ha bir gitti, oh barıştık. Kızım, görmüyor musun nasıl bir karaçalı olduğunu? Ay, bir de çırpı bacak. Hayırlı sabahlar. Oh, sen burada olunca nasıl hayır olacaksa? Günaydın Hasret. Biz Perihan'ı hastaneye kontrole götüreceğiz. Ev sana emanet, tamam mı? E tabii. Evi yerinde bulursak döndüğümüzde ne âlâ. Neyse, sen şimdi git de Perihan'ın elbiselerini yukarıdan getir. Götürelim onu bir an önce. Hadi. Sevindim gerek kalmadı da. Ne yaptın, barıştın mı yengeyle? Öyle de denebilir. Çok sevindim sizin adınıza. Hayırlısı olmuş. Bu Bekir mevzusu tamamen kapandı değil mi? Yeniden belasını arayana kadar evet, kapandı. Vallahi aklı varsa oturur oturduğu yerde. Bence almıştır dersini. Bakalım. Neyse, bana müsaade. Kaç gündür işe gitmiyorum. Bugün biraz erken gideyim de ortalığı toparlayayım. Evde işlerin yanına koyduğuna göre bir akşam erkek erkeğe çıkalım seninle ha? Olur, olur tabii. Hatta ne bileyim, ailece de olur yani, öyle daha şenlikli olur. Olur, niye olmasın? Sahi, küçük hanım nasıl? Unuttum sormayı. O gün biraz ağrısı vardı sanki. Onun da bugün kontrolü var. Bakalım doktor ne diyecek? O zaman geçmiş olsun kardeşine. Hem kardeşine hem de sana. Eyvallah. Oturma burada böyle biz gidiyoruz diye. Gir mutfağa, mutfağı bir dök temizle. Son döktüğünde bütün tabakları kırmıştın. Madem döndün, biz de anlayalım bakalım gelin hanım nasıl gelmiş. Hadi, oyalanma. Hadi, hoşça kal. Bitir işleri. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Niye? Yarın konuşuruz diye anlaşmıştık ya. E karın eve yeni geldi ya. Ayrılmanız zor olur diye düşündüm. Doğru. Öyle oldu. Ama bu da iş. Annen nasıl? Figen, dün yaşananları unutalım lütfen. Her ailede olabilir böyle bir şey. Hem zaten biz kendi aramızda konuşup hallettik bile çoktan. Rahatsız olduğun şeylerden bu şekilde kurtuluyorsun anlaşılan. Ben de bana özel diye üzülmüştüm. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Burada baş başa kaldığımız geceden bahsediyorum Orhan. O gün de yaşananları unutalım demiştin ya. Çok pardon. Aslında hiçbir şey yaşanmamıştı değil mi? Ya da en iyisi... hatırlanmaya değmez şeyler diyelim. Buna ne dersin? Müsaadenle. Günaydın kızım. Fuat Bey. Eve uğradım. Artık burada kaldığını söyledi annem. Ondan aldım adresi. Kocamın evi burası. Ben de sabah erkenden müjdeyi vereyim diye geldim. Hayırdır? Ne müjdesi? Gönül Hanım kabul etti çalışmanı. Kızı al gel, şartları karşılıklı konuşalım dedi. Şimdi mi? Borcunu ödemek istemiyor musun kızım? Öyle demedin mi? Gönül Hanım hazır olur demişken sıcağı sıcağına görüşmek lazım değil mi? Şimdi gelmezsen bir daha hayatta kabul etmez bu teklifi. Gözünün yaşına bakmadan gönderir haciz memurlarını, bilmiş ol. Sağ olsun. Kolaylık göstermiş Gönül Hanım. Bir fırsat vermiş borcumu ödemek için. Ama kabul edemeyeceğim teklifini. Sebep? Ne işin var senin benim evimde? Sizin eviniz mi? Doğru duydun. Annemin evi burası. Gönül Hanım sizin anneniz mi? Sen benim annemi nereden tanıyorsun? Figen Hanım, gidiyor musunuz? Gidiyordum da. Hanımefendiyle karşılaşınca kalayım dedim. Tanıştınız o halde. Küçük Hanım kısmetse burada işe başlayacak. İşe mi? Aslında... Anneniz izin verirse tabii. Yani annemin yeni hizmetçisi sensin, öyle mi? Tam kendine uygun, harika bir iş bulmuşsun. Ne diyelim, hayırlısı olsun. İyiliğimi düşündüğünüzü biliyorum. Ama lütfen ısrar etmeyin, kabul edemem. Bak kızım, dürüst olacağım. Sana değil aslında. Gönül Hanım'a iyilik etmeye uğraşıyorum ben. O ölüyor. Sevmem mi dedim?
gözümü.